Evet kıymetli dostlar, Volvar.com'un ve Kayseri Ödülü Mahallesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Ee, bir yerden başlamam lazım, hemen başlıyorum. Fenerbahçe'de Fred'in büyük rahatsızlığı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Fred'in Trabzonspor maçındaki yaşanan olaylardan dolayı rahatsız olduğu öğrenilmiş. 2 Nisan'da çekilme gündem maddesiyle toplanacak olan, olağanüstü genel kurulda yetki isteyecek olan Fenerbahçe'de bu durum yabancı futbolcuların da gideceğini doğrudan geleceğini doğrudan etkileyecek diyor. Gelişmelerden çok rahatsız İsmail Kartal'ın da kadrosundaki önemli bir isim. 31 yaşındaki San, Sambacı bu sezon 2 gol 6 asist yaptı. 2 gol de Trabzon deplasmanda attı. 2027'ye kadar sözleşmesi var. 1 yılda opsiyonu var. Hocam biz bu haberden ne anlayacağız? Hızlıca geçti hiçbir şey anlamadık. Zaten hiçbir şey anlamayın diye hızlıca geçtim arkadaşlar. Livakovic mesela Livakovic'i yazdılar gidiyor ediyor şöyle böyle ben size dedim öyle bir dünya yok çocuk savaşır saat sezonu bitirecek. Sezon bitince Arabistan'dan dedim teklif alacak şu an bile takip ediyorlar hatta dedim 8 milyon euroyu gözden çıkaran bir Arap kulübü var dedim inanmadınız. Bakın yaz Sabuncuoğlu'nun duyumu iyi dinleyin. Direkt olarak oyuncu tarafına ulaştım Livakovic sezonu Fenerbahçe'de tamamlamak istiyor. Dönmek istemiyor Fenerbahçe'den hemen ayrılmak istiyor haberlerinin doğru olmadığını söylediler. Ama sezonun bitiminde bu durumlara bakacaklar. Suudi Arabistan'dan yine hafif hafif eşelemeler var demiş Sports Dijital'de. Ben ne dediysem o arkadaşlar. Yani Mustafa Hoca'nın duyumları şöyleydi de böyleydi falan filan değil. Ben Livakovic için ne dediysem o sonuç belli. Şunu da söyleyeyim. Bak Levent Mercan için dediklerimi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz. Hocam herkes anlaşıldı hayırlı olsun dedi. Siz dediniz ki görüşme var ama kesinlik yok ama Karabük Baş Kara Başkanı sezon sonunda size vereceğim dedim. O zaman konuşalım dedi dedim. Evet şimdi okuyorum. Fenerbahçe geçen hafta Levent Mercan için Fatih Karagümrük'te temas kurdu. Ama bir anlaşma henüz söz konusu değil diyor Yağız Sabuncuoğlu. Yani oyuncu ile ilgilendiklerini söylediler ama şu anda bir anlaşma yok diyor. Şimdi milli en çok kime yaradı? Fenerbahçe'ye yaradı. Aslına bakarsanız YouTube kanalımıza da yaradı. Vallahi bak İnsanlar kanalın kıymetini anladı. Dediler ki ulan birlik olalım dedi. Bak ben hala aynı çağrıdayım. Keşke bütün Fenerbahçe sayfalarına hükmetme ya da hitap etme ya da iletişime geçme imkanım olsa. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe sayfaları hariç bütün sayfaları takipten çıksın derim. Gerek yok. Fenerbahçeli Fenerbahçeli'yi takip etsin. Ya gerek yok onu bunu şunu şey yapmaya. Ondan sonra gönderileriniz bırakın gönderileriniz herkes açık olsun abi. Herkes açık olsun. Galatasaraylısı Beşiktaşlısız yormuyorsun. Bırakın abi. Yani durum bu. Orada bu üyelere özel shorts videosu da yayındaymış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yalnızca üyelerin görebileceği. Yani yakın bir zamanda artık üyelere özel shorts videosuyla duyumları verirsem kimse şaşırmasın. Ee, çok planlarımız var. Ama bakalım hangisini hayata geçirebiliriz. Üyeliği de tavsiye ederim. Kanala destek olursunuz. Onu diyeyim. Şimdi Fenerbahçe Trabzonspor maçından sonra Futbolcular kenetlendi. İsmail Kartal tüm maçımızı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz dedi. Futbolcular söz verdi. Sakat oyuncuların işine geldi. Ve ee, yani şöyle söyleyeyim size. Fenerbahçe'de büyük bir sürpriz meydana geldi. Futbolcular çekilmiyoruz diyor. Devam edelim diyor. Arkadaşlar Ahmet da, sevgili Ahmet Ercanların da Ali Koça dayandırdığı söylemlere bakarsanız futbolcular Ali Koç'ta görüşüp biz devam etmek istiyoruz diyorlar arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Yani biz devam etmek istiyoruz diyor ve e, buna yönelik şeylerde bulunuyorlar. Bakın karşımızda bir oluşum var, bir yapı var. Ertem Şener diyor ki Yusuf Günay Rize'de oynanan Rizespor Fenerbahçe karşılaşması için madem sahanın zemini kötü Trabzon'un Trabzon'da oynasınlar dedi mi demedi mi diyor. Ali Koç da diyor ki biz de duyduk sen nereden duydun diyor. Benden bu kadar diyor Ertem Şener. Şimdi Trabzon hocam Trabzon zemini kötüyse yani Rize zemini kötüse Trabzon'da oynanmasında bir abes var mı? Yok. Yani bunu niye bu kadar dert ediyorsunuz? Ben şundan dert ediyorum. Acaba Şimdi Trabzon spor taraftarının sevmediği iki taraftar var. Rize spor taraftarı Fenerbahçe taraftarı. sevmezler. Trabzon hatta Trabzonlular genel olarak Rizelileri sevmezler. Çay elinden öteye giderim yani yani diyor ya. Oradan öteye gidemezsin ya. <laughs> gidemezsin yani yani. Şimdi var ya şeytan içimi dürtüyor. Gerçi Ramazan'da şeytanlar zincire vuruluyor ama hepsi vurulmuyor demek ki. Şeytanlaşmış insanlar sayesinde aklımıza bir şeyler geliyor. Acaba o maçı Trabzon'a aldırıp Trab yani Rize ve Fenerbahçe seyircisini Trabzon'a götürüp yani diyorum başka bir şeyler mi diye. Gerçekten çok çok ilginç. Şunu söyleyeceğim. 3 yıldız takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş, Bonucci ve Rodrigo Becao takımla çalışmalara başladı. Kadıköy'de 3 Nisan'daki Adana Demirspor'la oynanacak maçta sahada olmaları bekleniliyor diyor. Öte yandan Ferdi ve Cengiz büyük ihtimalle bu karşılaşmaya yetişecekler. Joshua King ve Çağlar Söğüncü ise hedef 7 Nisan'daki Galatasaray maçı diyor ama benim duyduğuma göre bu iki futbolcuda da hani Joshua King hariç hiçbir futbolcumuza sıkıntı kalmadı. Hepsi oynayabilir durumdalar. Geniş bir kadromuz var. Hepsini de bir şekilde değerlendirmek gerektiği görüşündeyim arkadaşlar. Şimdi burayı da anladık. Burası da tamam. Hemen şuraya geçelim. Konudan konuya atlıyorum ama kusuruma da bakmayın. Şansal Büyüka. Galatasaray'ın yeni havalimanının çevresinde 550 dönüm bir arsa aldığı, Bunun imar işlerinin olduğu ve Murat Kurum ile bağlantılı olduğu. Murat Kurum kazanırsa Galatasaray'ın bu işleri daha kolay halledeceği bilgisi var diyor. Yani ben Şundan bahsediyorum. Futbol siyasetten uzak durmalı. Dedik mi? Dedik. Futbol siyasetten ne kadar uzak durmalı? 5 adım, 3 adım, 20 adım, 30 adım. Futbol siyasetten köküne kadar uzak durmalı. Bakın. Trabzonsporlular beni şu anda çok iyi anlayacaklar. Şimdi yıllarca Fenerbahçe'nin üzerine bir şike etiketi yapıştırmaya çalıştılar. Ama şöyle oldu. Ama böyle oldu. Mahkemeler sizi akladı. AK Parti sizi akladı. Bak Trabzonsporlara sorun. AK Parti Fenerbahçe'yi akladı. Ya Fenerbahçe cezayı yiyecekti. AK Parti sayesinde yemedi. Bak Trabzonsporlu arkadaşlara göre durum böyle. İşte Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bir gecede kanun geçirildi falan filan. Peki ben başka bir şey soracağım. Şu anda Trabzonspor'un üstündeki etiket ne? Siyaset etiketi. Yani Trabzon'un siyasiyle Trabzon'u kolluyor. Hatta siyaset zon diyorlar. Yetti mi? Yetmedi. Yetmedi. Ona buna bir şeyler söyledi. Şu anda Arap son diyenler var Trabzon'a. Sebebi ne? İşte Arap iş adamları mı diyeyim? Girişimciler diyeyim. Yani iş insanları diyeyim. Orada burada şurada dükkan satın almışlar. Bilmem Arapçaya çevirmişler. Öyle yapmışlar. Böyle yapmışlar. Şu bu falan filan. Yani Fenerbahçe'yi vurdukları etiket kader döndü. Dolaştırdı. Kendilerine vurdurdu. Hatta daha fazlasını vurdurdu. Devlet feneri kolluyor dediler. Şimdi herkes siyaset zon demeye başladı. Hatta yetmedi bak. Bunu demeleri de haklı. Gerçekten haklı. Ben hiçbir kulübün açıklama yaparken milletvekilinin birini sağına birini soluna belediye başkan adayını öbür tarafını aldığını hayatımda görmedim. Sen bunu yaptıktan sonra bundan sonra bu etiket kalkmaz. Bundan sonra herkes Trabzonspor siyasetten içte dışlı diyecek. Galatasaray Murat Kurum yanağını okşadı ya. Ya arkadaş yanağını okşama nedir Allah aşkına. Hangisi hangisinden küçük? Hangisi hangisinden büyük? Bak. Ali Koç'un yaşı 40'larda olur. Recep Tayyip Erdoğan işte şey yüksek divan kurulu üyesi 20 yıldan fazla üyeli olduğu için. Gelir Ali Koç'un hasbihal ederken şöyle okşar yanağını. Böyle bir görüntü verir. seçimlerden önce değil. Normal bir zamanda. Emin olun ülkede kıyamet kopardı. Bak derlerdi Fener'e el verdi. Keşke el verseydi. Bizim Galatasaray'da anlam veremediğimiz bazı şeyler var. Mesela Galatasaray'ın eski yöneticisi Turgay Kıran diyor ki Erden Timur nef gayrimenkul Galatasaray'a 35 milyon dolar vermiş. Bunu nasıl verdin? Ne şartlarda verdin diye defalarca sorduk. Cevabını alamadık. Her seferinde aramızdaki işler açığa çıkmasın dedi. Herkes için muamma, taraftar için kahraman diyor. Ali Koç ne dedi? Yani bir insanı çok özür dilerim yanlış anlamayın ama aşağılanabilecek ya da İtham edilebilecek en ağır şeylerden birinden itham etti. Dedi ki depremzede depremzede diyor. Ama dedi depremzede falan bunun umurunda değil. İşte ben benden 250 tane ev yapılmam yani ev yapmam istendi. Ama bunu yapamayız dedim. Yani Fenerbahçe bütçesinden kast ediyor. Bunu yapamayız dedi. Olsun başkan 50 tane yap 250 gösteririz dedi diyor mesela. Bu var ya çok onursuz bir şey. Ama emin olun hiç kimse bunu konuşmayacak. Çünkü Fenerbahçe başkanı yapsaydı konuşurlardı. Şimdi aramızdaki iş, ilişki açığa çıkmaz. 35 milyon dolar. Şimdi 35 milyon doları bir insan niye verir kulübe? Hocam borçlandırayım. Sonra da çökeyim geri alayım diye. Bence de öyle. Ama şimdi ortalıkta kara para aklama iddiaları işte hani iddialar derken hani başına iş gelenlerden bahsediyorum. Şey i̇şte kara para akladı diye, yasa dışı bahis diye şey işte yasa dışı bahisle ilgili gözlem yapan şeyler, hakim savcıların yeri değişti falan. İnsanların aklına var ya bir milyon tane şey geliyor. Ben şunu söyleyeyim. Kulüpler siyasetten uzak kalmalı. Siyasette kulüplerden uzak kalmalı. Ama sonuna kadar, gırtlağına kadar maalesef ve maalesef siyasete batık durumda. Bu ülkede futbol temizlenir mi? Çok çok zor. Devrim olması lazım. Devrimi nasıl gerçekleştirirsin? Hiçbir Türk hakemi maç yönetemez bu saatten sonra. Devrim kendi kendine olur. Şimdi PPDK sevklerine dair duyumlarım ve yorumlarım. Arkadaşlar dün PPDK sevkleri gerçekleşti ya da gerçekleşmedi. Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair sevkler hala hazırlanıyor benim duyumlarıma göre. Yani o maça dair birçok sevk var. Her iki kulübün şiddetli itirazları ve talepleri var. UEFA'dan bazı isimler konuya el atmış durumda. Bunu da şöyle açıklayayım hocam bak UEFA iç işlerine karışamazmış FIFA karışırmış iç işlerine. UEFA'nın bir kuralı var. Kanunu var. Şimdi hiçbir mahkeme davasına anayasa girmez. Anayasa çık yani anayasa dediğimiz şey çıkıp da bir etekemeye kemiğe bürünüp de ben bu davada yer alıyorum demez. Ama anayasanın maddeleri var. Uygulamak zorunda olduğun. Dolayısıyla her davada anayasa var dersin. Ama fiili olarak yok. Burada da UEFA işin içinde karıştı bile. Çoktan karıştım. Ben şu kadar diyeyim. Fenerbahçe'den o iyi ekleyelim diyorlar. UEFA diyor ki meşru müdafaa asla ede ekleyemezsiniz. Yağız Sabuncuoğlu diyor ki Fenerbahçe'den 5 isim PFDK'ya sevk edilecek. O say Samuel'i söylüyor. Yani ortak çarpan parantezimizde anlaştık. Jeydin Osterbolde'yi söylüyor. Batu Şua'yı söylüyor. İrfancan Eğribayat söylüyor. Furkan Onur Akgözü söylüyor. Bak 5 tane isim. Tamam mı? Ben burada duyumculuk oynamıyorum. Onun duyumu benim duyumumu döver. Benimki onunkini döver falan demiyorum. Ama o sahi için söylediğimi söyledim. Osterwold'u ekleyelim diyorlar. Elinde bıçak vardı diyor. Yüzüne vurdu diyor. Diyor yüzüne vurmuyor. Bu görüntülerde belli değil. Siz bu oyunculara illa ceza mı aldırma peşindesiniz? Maç sonu tribüne olta işareti diyor ki kanuna göre hakem kart vermediği için veremezsin ceza diyor. Sevk de edemezsin diyor. Bak. Bunun üzerine TFF diyor ki en azından sevk edelim ama ceza vermeyelim. Aslında UEFA kurulları buna karşı çıkmıyorlar. Fakat kabul de etmiyorlar. Önce bunu da belirteyim. Batshuayi, Batshuayi'nin hareketinde, Batshuayi'nin döner tekme attığı kişi hemen bir saniye geçmeden Livakovic'e vuruyor. Yani o saha zeminine gelen kişiye döner tekme attı. Bak bunlar da ama vicdansızsız, vicdansızmış demeyin diyor. Oraya gelenin niyeti belli diyor. Ve UEFA diyor ki bu olayın suçlusu TFF. Siz kendinize ceza verin. O sahayı konuşuyor. Egemen korkmaz sevk edilsin diyor UEFA. Tefif ediyor ki infial olur. Lan neyine infial olur? Antrenör futbolcuya saldırıyorsa ve sevk edeceksin. Hatta ömür boyu da futboldan men edeceksin. Bitti. Şimdi son kararlar verildiğinde ben size söyleyeyim ortalık 2-3 hafta karışacak. Ve ne, neyi bekliyorlar? Hocam seçimi bekliyorlar. Siz seçimi şu yüzden beklediklerini düşünüyorsunuz. Hocam işte AK Parti Fenerbahçe'den intikam alacak. <laughs> ya böyle bir düşünce var. Murat Kurum seçilmese Fenerbahçe'den intikam alacak. AK Parti'nin eğer dürüst bir anlayışı varsa Murat Kurum seçilmezse Galatasaray'dan intikam alsın. Çünkü halkı kin ve nefrete sevk eden Galatasaray Kulübü. Galatasaray Kulübü'nün başkanının siyasi söylemleri kendi taraftarı tarafından bile hoşnut kabul edilmedi. Kendi taraftarı bile eriştirdi. Murat Kurum'a vermeyeceğim, sana inat vermeyeceğim demeye başladı kendi taraftarı. Hesabını oradan sorun. Şunu diyeyim. Son kararlar verdiğinde 2-3 hafta ortalık karışacak. Bence büyük şehirlerde falan seçim sonuçları zaten konuşulacak ama Hemen araya bunu sıkıştıracaklar. Millet seçimi değil bunu konuşacak. Koridor görüntülerinden dolayı ciddi sayıda isim sevk edilecek arkadaşlar. Bendeki bilgilere göre. Çünkü koridor görüntüleri çok ciddi. Eğer koridor görüntüleri basına yansımazsa yansıyacak. Ben Trabzonspor'un yerinde olsam şeffaf bir şekilde o koridor görüntülerini paylaşırım. Paylaşmazlarsa başlarına iş alırlar. Bunu da söyleyeyim. Yani bu tehdit için, şantaj için söylemiyorum. Ha, yanlış anlamayın beni. Ben sadece şunu için söylüyorum haksız ilan edilecekler ve Fenerbahçe'de İrfancan Can Furkan Akyüz kesinlikle ceza alacak arkadaşlar hem sevk edilecekler hem ceza alacaklar İki futbolcunun Çünkü üstlerine gelen bir isim yokken ortaya atıldıkları iddiaları var Bunları kenara unutalım bak İrfan Can Furkan Onur Akyüz bat ceza almayacak osterbolde ve o sevk edilecek ceza almayacaklar ama bu ikisi alacak İrfancan'dan Can'dan Furkan Akyüz bilginiz olsun en bomba kısım sevkler cumartesi yapılacak. Pazartesi karar verilecek. Hocam cumartesi yapmazlar. Şimdi Osterwolde'yi sevk edince herkes meydana düşecek diyecek ki vermiyorum ulan AK Parti'ye oy diyecek. Zaten vermeyecek millet. Yani vermeyecek kişi zaten vermeyecek. Verecek kişi zaten verecek. Sevk olacak işte. Ama sevkler kulüplere bir gün gecikmeli bildirilir. Pazar akşamı bildirilir mesela. Pazartesi günü de kurul toplanır. Karar verir. Çünkü salı günü maçlar başlıyor. Tedbirliler tedbirsizlerin belli olması lazım arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası futbolcular çekilmiyoruz diyor. Devam edelim diyor. Bu bir. İkincisi sevkleri duydunuz. Milli arada yaşanacak sevkleri duydunuz. PFDK sevklerini. Uyumları duydunuz. Bu iki. İki futbolcuya ceza. Fenerbahçe'den beş sevk. iki ceza diyeyim. Eee bunu da konuştuk. Erden Timur'a dair sürpriz iddialar var. Hem Ali Koç'tan hem kendi e, kulübünün üyesinden diyeyim. Yani zorlu bir şey bekliyor. Hocam peki Fred gidecek mi? Ya da başkası gitmek istiyor mu? Arkadaşlar Fenerbahçe eğer sezon sonunda şükülmeyi oylarsa ya da ne bileyim bir sene futbol ara vermeyi oylarsa Fred de gidecek. Livakovic de gidecek. Başkaları da gidecek. O yüzden ben size diyorum. Hani şunları sat, şunları sat, şunları sat. Borcun bir kısmını öde. Ötele. Bırak Süper Lig'den yayıncı kuruluş çekilsin. Kimse yayın almasın. Saadettin Saran. Saadettin Saran da o ara belki Fenerbahçe başkanı olur. Bu haliyle de Süper hiç kimse almaz. Yayın ihalesi olmayan Süper Lig. Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Lig zaten herkese batar. Kulüpler kapılarda yatar. Son 10 sene incelenir. Belki şampiyonlukları el değiştirir. ciddi söylüyorum size ya. Olmaz olmaz demeyin. Herkes hatasını anlar. Şu anda Fenerbahçe'ye siyasi bir baskı var mı hocam? İşte çekin, çekin diye. siyaset. Şu anda Fenerbahçe diyor ki biz seni umursamıyoruz. Ne yaparsan yap diyor. Fenerbahçe diyor ki bak benim sesimi duyun, kulak verin. Ben adalet istiyorum diyor. Federasyondan talepler oldu yabancıyken falan filan. Federasyonda her zamanki gibi Galatasaray menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız dedim. Yani durum bu arkadaşlar. Hakkımız da hayırlısı olsun hocam. Devam edecek miyiz? Bak kesin olarak 3 Nisan ve 7 Nisan'daki maçlara kesin olarak çıkacağız. UEFA falan ülke futboluna ya yani FIFA ülke futboluna kayyum atamazsa ya da bir şey yapılmazsa ya da seçimlerden dolayı olağanüstü hal falan filan Allah göstermesin bir şey olmazsa durum bu arkadaşlar. 2 Nisan'daki alınacak reaksiyona göre de Süper Kupa maçından sondaki süreç belli olacak. Ama iki maça çıkacağız bilginiz olsun. Ha, akabinde de tabii konferans maçı var. Üç maç. Üç maça arka arkaya kesinlikle çıkacağız arkadaşlar. Garantisini de veriyorum ben. Görüşmek üzere.